Selam. Şimdi yine başka bir örnekle devam ediyoruz. Bugün bu yapacağımız örnekte array ile ilgili işlemler yapacağız yine. Çünkü en çok kullandığımız değişken tiplerinden biri array olacak. Özellikle ardışıl işlemlerde hesap yapacağımız zaman, bir şeyin ortalamasını alacağımız zaman, işte bir fonksiyon yazacağımız zaman, örneğin bir filtre fonksiyonu veya moving filter average gibi bir şey yapacağımızda veya ortalama efektif değer hesaplayacağız gibi gibi farklı farklı durumlarda kullanıyoruz. O yüzden de oldukça gereksinim duyduğumuz şeylerden bir tanesi array işlemleri. Şimdi burada yapacağımız şey bir array'in verilen bir array'in, herhangi bir array olabilir bu. Tüm elemanlarını toplamak olabilir. Veya array'in ortalamasını almak olabilir. Veya bir katsayıyla çarpmak olabilir. Gibi farklı işlemler olabilir. Burada amaç şu, yapacağımız şey günün sonunda şöyle bir blok yapacağız. Bu bloğun girişleri çıkışları var. Bu bloğun girişine biz herhangi bir array'i göstermemiz yeterli olacak. Yani diyelim ki programda birkaç tane array'iniz var. Bunları otomatik olarak hesaplamak istiyorsunuz. Her defasında gidip ayrı ayrı işlem yapmak yerine böyle bir blok elinizin altında olduğunda sadece buraya array adresini gireceksiniz. Değişken tipi de bağımsız. Örneğin real olabilir, integer olabilir, farklı değişken tipleri olabilir. Sonuçta size uygun değişken dönüşünü verecek bir blok yapacağız. Burada kaç tane eleman olduğundan da bağımsız. Yani ne yapmak istediğimizi tam olarak birazdan aktarmaya çalışacağım. Hani ilk bakışta şey gibi gelmesin. Ya zaten hani array toplamada ne var, biz bunu yaptık gibi düşünmeyin. Bu biraz daha farklı bir işlem. Örneğin şöyle göstereyim. Şimdi basitçe bir arayimiz var, değil mi? 0'dan 9'a kadar. Bunun içeriği 5, 8, 22 gibi böyle sayılar var. Ben bu arayı örneğin toplamak istiyorum. Tüm değişken değerlerini görmek istiyorum. Bu array bizim üretim datamızı tutuyor olabilir. İşte üretim saatleriyle ilgili olabilir. Toplamını görmek istiyoruz. Neydi? Basit bir for döngüsüyle işte 0'dan 9'a kadar bir tane değişken oluşturuyoruz. Ara değişken. Bunun üzerine artı eşittir diyerek sürekli üzerine array'in elemanlarını ekliyoruz. i'nin değeri önce 0'dan başlıyor. 0. indeksi alıyoruz. Bir sonraki döngüde 1. alıyoruz. Yani 5, 8, 22 diye sürekli sum'un üzerine ekleyerek gidiyoruz. En sonunda da bize dönüş sonucu veriyor. Örneğin 181 olarak buluyoruz. Şimdi bu kolay. Evet, bunu zaten yaptık. Burada yapmak istediğim şey bu değil. Burada yapmak istediğim şey şu. Geleceğimiz array'in değişken tipi değişebilir. Yani sadece integer olmayacak. Real da olabilir. Başka bir sayı şekli de olabilir. Bundan bağımsız olacak. Örneğin bir array'in tipi integerken diğeri real olabilir, diğeri double integer olabilir gibi. Veya boyutu değişebilir. Örneğin bir array'iniz var. 0'dan 31'e 32 tane değişken var içerisinde. Integer. Veya 0'dan 63'e bu integer olabilir, real da olabilir. Yani hem boyutu değişebilir hem tipi değişebilir. Veya 0'dan 99'a 100 elemanlı. Ne olursa olsun otomatik hesaplayabilmesi lazım. Birden fazla data blok, farklı farklı data bloklardan gelebilir bu değerler. Bunları kabul etmesi lazım. Her seferinde kodu değiştirmeden, her array için oturup tek tek bu işlemi yapmadan. Örneğin bir önceki sayfada ne yaptık? 0'dan 9'a dedik, before next yaptık. Array'in uzunluğu diyelim 64 değişkenli. İşte gidip tekrardan işte 0'dan 63'e kadar for next döngüsü yazıp değişken tipine göre oluşturup tekrar tekrar yapmak istemiyoruz. Tek blokla hepsini gerçekleştirmek istiyoruz. Burada yapacağımız işlem tamamen bize bağlı. İster toplama yaparız, ister oranlama yaparız. Yani tüm değişkenleri 2 ile çarp diyebiliriz. Mesela 2 katını al veya ortalamasını al gibi array. İşlemler yapabiliriz. Burada yapmak istediğim şey şu. Örneğin bir DB'den geliyor. Bir değer, bir array. Bunu aldım. Bloğun girişine bağladığım zaman otomatikman bana bunun toplamını versin istiyorum. Result integer olarak burada mesela verecek. Veya bir double integer array'im var. Başka bir DB'de olabilir. Aynı DB'de olabilir. Bunu bağladım. Bu bloğa veya bu bloğa bir daha çağırdım. Bu sefer bunun sonucunu döndürmesi lazım bana. Veya real bir değişken olabilir yine. Geldim bunu bağladım bloğun girişine. Bu defa da real olarak bunun toplamının sonucu onu veya işte ortalaması neyse onu vermesi lazım. Bu şekilde bir çalışma yapacağız. Bu da nereden çıkış noktası neresi? Yine bir müşterimiz, aslında bir partnerimizin bir isteğiydi. Çok fazla sayıda array olduğunu söyledi. Yüzlerce array var. Ben tek tek hepsini oturup toplamak hani çok zaman alacak. Bunun kolay bir yöntemi var mı? Bir şey yapabilir miyiz diye bir talep gelmişti. Oturup böyle bir şey yazmıştık. Bu sizin de işinize yarayabilir. En azından nasıl yapılıyor? İçeride neler yapıyoruz bloğun içinde? Bunu görmüş oluruz. Mantığını görürüz. Şimdi tiaport tarafını geçip uygulamaya adım adım gösterelim. Ya geldik. Yine Edne blok diyoruz. Fonksiyon blok ekleyeceğiz. Yine fx array sum diyelim. Toplam olsun. Başka şey de olabilir. Dediğim gibi ortalama da alırız. Başka şeyler de yapabiliriz. Böyle bir isim verdik. Daha sonra burada kullanacağımız tabii değişkenleri oluşturmamız lazım. Şimdi öncelikle ben şunu göstermek istiyorum. Neden böyle bir, hani bu bloğu özel yapan şey ne? Bu yapacağımız işlemi. Onu bir göstermek istiyorum. Şimdi burada benim data bloğum var. Data bloğun içerisinde de belli başlı değişkenlerim var. Array'lerim var. Örneğin ben 3 tane array ekledim. Int array, real array, double integer array, dint array şeklinde. Bunlara da bakarsanız uzunlukları da farklı. Bir tanesi 100 birimli, bir tanesi 32 elemanlı. Diğeri hatta şunu değiştirelim. Şurada 63 elemanlı olsun. Farklı farklı olsun hepsi. Bu şekilde yaptım. İçeriğine de başlangıç değerleri yazdım. Start value'ları birbirlerinden yine farklı. Bu integer'ın içeriği, bu real'ın. Ondan sonra bu da double integer'ın. Bu şekilde yazdık. Şimdi örneğin ilk başta integer array'i hesaplamak için bir tane bloğa bir başlayalım. Diyelim ki biz sadece integer bir array'imiz var. Ona göre ben bir hesaplama yapmak istiyorum. O zaman şöyle yapacağız. Bir kere array input'umuz olacak. Yani bir array'in girişi olacak. Array input diyelim. Böyle bir isim olsun. Array olsun. Kaçtı? Sıfırdan 0'dan 99'a kadar. 100 birimliydi bu array'imiz. Sıfırdan 99'a kadar integer olacak değil mi?
Böyle bir array oluşturduk. Bir tane yine temp değişkenimiz i her zamanki gibi. Bir tane de sonucu yazıp kaydedeceğimiz sonuç diyelim. Bunun tipte yine integer olacak. Şimdi geldik. Bir kapatayım. Neydi? For i 2 nokta eşittir 0 to 99 do dedik. Ne yapacağız? Sonuç artı eşittir. Array'imiz neydi? Arr input i'yi buraya atıyoruz. Bu şekilde end for diyerek bitiriyoruz. Aslında çok basit değil mi? Bakıldığında ne yaptık? i'yi sıfırdan başlattık. i'nin değişken tipini bakalım yanlış olmasın. Integer olacak tabii bu değil. O yüzden hata veriyor. Bu şekilde bir işlem yaptık. Çok basit. Beklentimiz ne? Array'e girilen array'i alacak, toplayacak ve sonucu yazacak. Sonucu da biz göreceğiz. Bunu isterseniz şöyle bir şurada bir çağıralım. OV1'e geldim. Burayı siliyorum. Şuraya fx ArraySum diye buraya ekledim. Şimdi array input diyor bakın. Array input kısmına neydi? Data bloğumuzda array'imiz vardı. Integer array'im vardı. Ben bunu aldım. Buraya bağladığım zaman bakın bir yer. Şuradan bakayım. Sıfırdan kaça kadar eklemiştik bunu? 99'a kadar. Burada niye hata verdi? Şeyi yanlış yapmışız tabii. Hemen onu düzelteyim. 199 olmuş. Şurayı 99 yapacağız. Geldim o bir 1'e. Şunu düzeltelim. Şimdi bak, data array'i bağladım buraya. Buraya kadar soyun. Peki ben buraya örneğin başka bir array eklemek istersem, ben bu bloğu kullanıp aynı işlemi başka bir array'de yapmak istersem, real array'i bağlamak istiyorum. Değişkenlerin tipi real olan. Geldim bunu attım şuraya. Bakın kırmızı. Neden? Bir, değişkenin tipi farklı. İki, uzunluğu farklı array'in. Double integer array'i attım. Bunda da hata verdi. Peki gelsem buraya. Yine integer tipinde olsa ama uzunluğu farklı olsa. Kopyalayayım şuraya. Bir tane daha oluşturalım. Örneğin int array 1 olsun. Bunun uzunluğunda 99 değil de 0'dan 90'a kadar yapayım. Biraz daha kısa bir array olsun. Daha sonra tekrar gelelim OB1'e. Burayı temizliyorum. Bakın int 1 array'e eklemeye çalışayım. Şunu yeni oluşturduğumuzu. Bunu atayım. Bakın burada da kırmızı. Bu sefer de uzunluktan dolayı hata verecek. Dolayısıyla eğer böyle bir blok yazarsam, yani sabit bir array almasını istersem bloğun girişinde sabit bir input'um olursa array tipinde mutlaka buraya yazdığım değişken tipiyle aynı bir şey bekliyor benden. O yüzden dinamik bir uygulama yapamam bu şekilde. Yani gidip de ben buraya array 0.99 of integer dediysem mutlaka bu bloğun girişine 100 birim uzunluğunda 0'dan 99'da integer olan bir array gelmesi gerekiyor. O zaman nasıl yapacağız? Tabii ki bunun yöntemlerini anlatacağım. İşte birincisi bu. Farklı array'i nasıl yazacağız? İkincisi uzunluğu farklı olduğunda nasıl bir işlem yapacağız? Gibi. Bunları dinamik olarak nasıl yapacağız? Yoksa bu şu yaptığımız çalışır şu anda. Bunda bir problem yok. Gelelim buraya normal array'imizi bağlayalım. Integer demiştik ilkinde. Bunu bağlayalım. Hatta yükleyelim. Bunda bir problem yok. Bakın bloğum hazır. Şuradan bir sinyal verdiğimde koşacak. Ekranı ikiye böleyim. Bize sonuç lazım. Yani toplamını bulmak istiyorduk. Buradan bir request verirsem 571 olarak sonuç döndürdü. Bu da array inputlarına bakarsak aslında data bloktaki datanın içerisindeki değişkenleri buraya almış oldu. Şu int array'in içerisindekileri bakarsanız şu 5, 20, 12, 85'e kadar olan kısmı nereye getirdi? Burada fx array sum benim instance data bloğuma geldi, girişine geldi. Çünkü buradan bağlı. Şurada bağlı. Blok koşunca oraya atama yaptı. Daha sonra da içerideki loop, yani for döngüsü çalışarak toplamı buraya yazdı. Bunun çalışma mantığı olarak bir problem yok. Ama dediğim gibi burada bizim için önemli olan şu. Bizim yapmak istediğimiz şey bu bloğun bahsettiğim gibi girişine farklı uzunlukta, farklı tipte array'ler verebilirim. Sabit olmadan da aynı uzunlukta ve aynı tipte olmasa da bunları yapabilmesi lazım. Yani öyle bir blok yazacağım ki global bir şey olacak. Yani jenerik bir şey olacak. Ve array ile ilgili otomatik bir işlem yapmak istediğim zaman her zaman kullanabilmeliyim. Şimdi bunun biraz daha detayına girelim. Şimdi şurayı siliyorum. Baştan başlayacağız. Şu oluşturduğum değişkenleri de siliyorum. Şimdi öncelikle input'u kullanmayacağız. Sabit bir input alacağız. Çünkü input ve output'lar şöyle çalışıyor. Input'a bir değişken tipi oluşturduğumuzda ve input'una bir şey bağladığınızda oradaki değişkeni buraya kopyalıyor. Yani bloğun dışına, örneğin buraya bir integer bir değişken oluşturdunuz. Bloğun dışına bir integer bağladığınızda onun değerini buraya kopyalıyor. Yani burada bir değişken alanı oluşturuyor. Birebir bir integer da bloğun içinde oluşturuyor. Hem yer kaplıyor hem de birebir kopyalıyor girişe bağlanız değeri. Böyle yaparsak şey şansımız olmayacak. Yani dinamik olarak array'in adresini göstererek git buradan oku diyemeyeceğiz. Sabit bir aynı uzunlukta aynı ölçüde tanımlamamız gerekiyor. Bu işimize yaramayacak. O yüzden geleceğiz buraya inout kısmına. Burada aslında programlama dillerini bilen arkadaşlar biraz daha üst seviye programlarda şöyle bir şey var.
pass by referans, yani bir fonksiyon çağırırken değişkenin kendisini kopyalamak yerine değişkenin adresini girersiniz. Oraya referans olarak genelde yıldız falan kullanılır işte C'de. Gidip o değişkenin adresinin başladığı belleğin başlangıç noktasına gider. Program oradan okur. Yani olduğu gibi bütün array'i kopyalamaz buraya. Gerçekteki array'in olduğu yere gider. Biz de onu yapacağız burada. Onun için ne diyeceğiz buraya? Bir tane array name diye isim verelim. Array name diye blok girişimiz olsun. Bunun tipini de hatırlarsınız bir önceki örnekte. Variant diye bir şey kullanmıştık. Giriş değerinin ne olduğu çok önemli değil bu durumda. Böyle bir şey yapacağız. Daha sonra bu array'in boyutu değişebilir dedik ya. Ama bizim bu boyutu bilmemiz lazım. Yani kaç tane elemanın işlem yapacağımızı bilmemiz lazım. O yüzden buraya array size diye veya şöyle integer ifade e size diyebiliriz. Bir değişkenimiz olacak. Bunun tipi de yine integer olacak. Biz bununla array'in uzunluğunu hesaplayacağız. Şöyle yapalım. Array uzunluğunu bulalım diyelim. Bunun için şöyle yapıyoruz. E size diye bir değişken oluşturmuştuk integer tipinde. İki noktası eşittir. Deep. Bir tane fonksiyonumuz var. Nedir bu? Count of elements diye. Bu array'lerle ilgili bir sistem fonksiyonu. Instruction. Burada array name'i çağırıyoruz buraya. Yani bloğun girişine bağlanan array neredeyse. Örneğin bir bloğun girişine db3.array1 diye bir şey bağladık. Bu yaptığımız işlem gidip o bloğun girişindeki data bloğa gidecek. O data bloktaki array'e ulaşacak. O array üzerinde işlem yapacağız. Aslında dinamik bir şey yapıyoruz. Çok o anlamda hem hafızada daha az yer kaplayacak hem de daha farklı değişkenleri buradan kullanabileceğiz. Sabit bir şey olması gerekmeyecek. Array name dedik. Burayı bitiriyoruz. Tabi burada şunu yapmamız lazım. Buradaki dönüş de double integer. Bizim değişkenimizi integer demiştik. O yüzden şunu yapmamız lazım. Udint to int diyeceğiz. Böyle bir fonksiyonumuz var hatırlarsanız. Parantez açıyoruz. Şurada parantezi kapatıyoruz. Bu bize bu yazdığımız satır array'in uzunluğunu bulacak. Bunu siz kendi programlarınızda da kullanabilirsiniz ihtiyacınız olduğunda. Bu şekilde inout olması gerekmiyor. Örneğin gittiniz statiye siz bir array tanımladınız. My array diye real tipinde 100 tane elemanı var. Gelip şuraya my array diyebilirsiniz. Buradaki array'in de element sayısını hesaplayabilirsiniz otomatik olarak. Zaten siz tanımladığınız için biliyorsunuz. Ama burada biz tanımlamayacağımız için dışarıdan herhangi bir array bağlanacağı için uzunluğunu şu anda bilmiyoruz. O yüzden hesaplatıyoruz. Array uzunluğunu bulduk. Daha sonra girilen array'in değişken tipini bu sefer bulacağız. Onu da bilmiyoruz ne bağlandı. Array elemanların yani bloğa bağlanacak array'in içerisindeki elemanların değişken tipini bulalım. Bunun için de şöyle bir şey yazalım. Evet, bunun için hatırlarsınız şeyden değer değişti diye bir fonksiyon yapmıştık ayrı bir videoda. Orada da girilen değişkenin tipini buluyorduk. Orada type of elements diye bir sistem fonksiyonunu kullanacağız yine. Ama bunun için şöyle bir şeye ihtiyacımız var. Bunu kıyaslamak adına bir başka değişkenle karşılaştırmalı olarak kullanıyorduk bunu. Neydi komutumuz? Type of element diye bir şey var. Type of vardı. Bu da array için kullanılan type of element. Burada bir değişken tipimiz var. Neydi? Array. Array name, yani girişteki array'imiz. Bu değişken tipinin başka bir değişken tipiyle aynı olup olmadığına bakacağız. Type of bu sefer bir değişken lazım bize. Şimdi kaç tane farklı değişkene göre bu bloğu oluşturuyorsak o kadar ön tanımlı değişkenler oluşturmamız lazım. Ben şimdi integer ve real için yapacağım. Dolayısıyla buraya geliyorum. Şimdi buraya da tanımlayabiliriz, temp'e de tanımlayabiliriz veya sabitlere de tanımlayabiliriz. Hatta bunu hiç kullanmayacağımız için sadece karşılaştırmada referans alacağımız için buraya tanımlayalım. My real diyelim. Tipi real olsun. Hatta bir de değer verelim. Yoktu 14. Ondan sonra bu da my integer olsun. My int. Bunun tipi integer. Buna da isterseniz yine bir değer verelim. 100 yapalım bunda. Şimdi bunları hiçbir yerde kullanmayacağız. Sadece şurada kullanacağız. Orada da nasıl kullanacağız? Onu da göstereyim. Type of elements dedik. Array'i yazdık. Array'in elemanının tipine bakacak. Diyelim ki bu integer. Bir de karşılığında type of işte ne diyeceğiz? Mesela real veya integer neyse. Önce real'dan başlayabiliriz. My real dedim. Eğer real eşitse demek ki bu array real tipinde değişik. Çünkü array'in elemanların hepsi aynı tipte olmak zorunda. Birini farklı, diğerini farklı yapamayız. Dolayısıyla eğer bir eleman real ise diğerlerin tamamı da real'dir. O zaman den diyorum. Bu durumda girilen array tipi real. Bir tane yine değişken oluşturalım. Şuraya integer. Buraya element type diye bir değişkenimiz olsun. Integer olsun. Açıklamaya da şöyle yazalım. 1 real command kısmını yazıyorum. 2 int. Daha sonra buraya geldim. Şuraya bir if diyeceğiz tabii unuttuk. If diyoruz. Şöyle yapalım. Type of element array name eşittir type of my real. Yani array'in içerisi real ise bu durumda element type eşittir 1 olacak. Daha sonra bir tane de error bitimiz olsun yine bloğun içerisinde. Şuraya error diye bir bit açalım. Bu durumda error yok zaten. Type'ımız uyuyor. Eşittir false. Array'i false diyeceğiz. İkinci bir durum. Else if dedim. Şurayı kopyalayabiliriz.
şuraya kadar. Bu defa şuraya myInt diyeceğiz. Girilen array'in elemanları integer mı? Buraya da yazayım. Bu durumda girilen array'in elemanları integer olacak. O zaman yine element type'ı bu defa 2 yapıyoruz. Kendimizin kodladığımız bir değişken bu. Error'da yine false yapacağız. Eğer bunların hiçbiri uymuyorsa, girilen değişken bizim tanımladıklarımızın dışındaysa, mesela array'in içeriği diyelim string veya çok farklı bir işte timer, time gibi farklı farklı bir değişken tipi olabilir veya user defined bir değişken olabilir. Bu durumda else diyoruz ve else durumuna da error'ı true yapacağız. Error'ı true yaptık. End if diyerek de bu bloğu kapatıyoruz. Bu şekilde ne yaptık? Önce array'in uzunluğunu bulduk, sonra element tipini bulduk. Blokta yine birkaç tane şey daha ekleyelim kullanacağımız. Şimdi error'ı tanımladık. Değişkenlerin sonucunu, yani array'in toplamının sonucunu vereceğimiz bir çıkış değerimiz olsun. Result real diyelim. Bu real tipinde olacak. Daha sonra result integer int olacak. Veya double integer diyebiliriz buna. Integer bu değeri double integer'e move'layabiliyoruz. Sorun değil. Büyük olsun. Number of elements alt tire. Bu da array'in kaç tane elemanın bulunduğunu dışarıdan da görmek istersek, bloğun dışında da gözüksün istersek lazım olacaktır. Bu şekilde tanımladık. Bloğu koşturmak için de bir tane input'umuz olsun. Request diyelim. Request diye bir bitimiz olsun. Bir tane de belki yükselen kenar kullanırız veya dışarıda yapabiliriz yükselen kenarı. Çok önemli değil. Şu element type ve şeyi de temp'e alacağım. Şuraya atacağım. Zaten birçok değişkeni de kullanacağımız birçok değişkeni zaten temp olarak tanımlayacağız. Şimdi en son bunları yaptıktan sonra şöyle yapalım. Bu bulduğumuz değeri ne bulmuştuk? E-size'de bir değişken bulmuştuk. Element tipi. Bunu output'a atalım bir kere. Output'umuz neydi? Number of elements. E-size'ı buraya atalım. Array'in size'ını. Çıkışta, bloğun çıkışında bunu görelim. Şimdi bloğumuz ne yapacaktı? Amacımız neydi? Verilen array'deki array'in bloğun girişinde bir array adresi gireceğiz. Oraya gidip oradaki değişkenlerin, array'in içindeki tüm elemanların içeriğini toplayacaktı. O zaman burada real veya integer'a göre yapacaktık. İki tane değişken ekleyelim. Toplam real ve toplam integer diye. Toplam real real olacak. Toplam integer int olacak. Daha sonra da şunu yapacağız. Arttayım biraz. Öncelikle toplamları bir sıfırlayalım. Daha sonra önce real için sonra da integer için toplam işlemini döngüsel olarak yapacağız. Şöyle yapalım. Önce şunu diyoruz. If element type element tipimiz type eşittir 1 ise bu durumda real'dı değil mi? Ben diyoruz bu durumda real ise o zaman array'i real için toplayalım. Real'a göre işlem yapalım yani. Onun için ne yapıyoruz? Bir tane for diyoruz. İyi değişkenimiz vardı zaten döngü için. 2 noktası eşittir 0. 0'dan başla. Do. Array'in size'ı, iyi size. Eksi 1. Do diyoruz sonra. Neden eksi 1? Çünkü bizim array'imiz 0'dan başlayıp belli bir sayıya kadar gidiyor. Örneğin 40 elemanlı bir array ise elemanın indeksi 0 ile 39 arası. Çünkü array'imiz 0'dan başlıyordu. O yüzden array'in size'ını 40 bulduysam son elemanımız 40 değil 39 olacak. O yüzden 40'tan 1 çıkaracağım gibi. Mesela 100 elemanlı bir array bizim 0'dan 99'aydı. Ama array size'ımız 100 çıkacak. 100 tane element olduğunu bulacak çünkü fonksiyon. 100'den 1 çıkardım 99, 0'dan 99'a. Veya array'i 1'den başlatsaydım eksi 1 yapmamaya gerek yok. 1 to size diyebilirdim. Ama 0 tabanlı olduğu için böyle yaptım. İkisi de olur. Yani 1'den başlatırsanız eksi 1 yapmanıza gerek kalmayacak. Şimdi burada şunu kullanacağız. Doğrudan input'undan okumayacağımız için input'umuzda direkt bir array bağlı olmadığı için array'in bizde varyant olarak adresi geleceği için orada offset'i geleceği için bir tane sistem fonksiyonu kullanacağız. O da ne? MoveBlockVariant diye bir bloğumuz var. Pardon. MoveBlockVariant olanı seçiyorum. Şimdi bu nasıl çalışıyor? Bir tane source dediği kaynak adresi gösteriyorum. Count dediği kaç tane eleman kopyalayacağım. Index dediği hangi elemanı alacağım.
dizinin olarak. Destination Index'te karşı taraftaki destination kısmı yazacağım yer, yazacağım yerin başlangıç adresi. Şimdi bu işlem için bana ne lazım? Source kısmı kolay. Neydi? Array'imiz vardı. Array name diye bir input'umuz vardı. Oradan alacak. Count birer birer alalım. Çünkü ben bunu döngüyle yapıyorum. Birer birer alsın. Source index kısmı i'yi alacağız. Bizim burada bir iterasyonumuz var zaten. i'miz var. i 0, 1, 2, 3 diye. Her defa aslında bir tane array'den bir eleman alacağız. Destination index buradan başlatsın. Destination value. Burada bir tane bize array lazım. Çünkü bu array isteyen bir fonksiyon. O yüzden buraya yine temp şeklinde bir array ekleyeceğiz. Bir tane ekleyeceğiz. Bir tane integer için, bir tane de real için. Temp array int diyorum. Array olacak. Sıfırdan bire olabilir. Of integer. Aynısını temp array real. Bu da sıfırdan bire real. İki elemanlı bir array olsun. En az iki eleman olması gerektiği için. Minimum açabileceğim. Bu aslında temp bir array. Geçici bir alan. Bunu ekledikten sonra şurayı biraz küçülteyim ekranda. Tam gözükmüyor. Biraz daha şöyle daha iyi gözükecek. Destination kısmına neydi? Temp array real alıyorum. Bunun sıfırıncı veya birinci fark etmez nereye attım. Sıfırı kullandım. Sıfıra atıyorum. Bu şekilde. Attıktan sonra bu fonksiyonun bir de geri dönüş değeri var. O yüzden bunu bir yere atmam lazım. Onun için de bir tane değişken oluşturuyorum. Red value'ye. Red value. Integer. Geri dönüş değeri integer çünkü. Red value tipinde. Bunu da burada çağırıyoruz. Red value. 2 nokta üst eşittir. Bu şekilde. Şurada bir boşluk bırakayım. Yaptığımız işlem bu. Move block variant dedik. Kaynak kısmı girişteki array'i alacak. Array'in bir tane eleman alacak her seferinde. İndeks olarak gezdireceğim ben bunu. Her döngüde indeksimiz 0, 1, 2 olacak. Yani array'in önce 0. 1. 2. elemanını alacak. Destination'da indeks sabit 0. Destination'da burası. Buraya atacak. Daha sonra şöyle diyoruz. Toplam real'ı aldık. Toplam real 2 nokta üst eşittir diyorum. Buraya. Hatta şöyle yapacağız. Artı eşittir diyeceğiz her zamanki gibi. Toplam real'ın üzerine çünkü sürekli yazacağız array'leri. Temp. Real array'imiz vardı. Bunun sıfırını direkt aldık. Neden böyle yaptım? Neden i'yi kullanmadım? i'yi sadece şurada kullanıyorum. Source index'te. Neden? Okuduğum array değişken bir array. Yani yüzlü, binli neyse işte. Sırasıyla alıyorum her seferinde. Sıfırıncı indeks, birinci indeks, ikinci indeks. Ama her sorguda ben bunu şuraya atıyorum bakın. Bir buffer alanım var burada temp array diye. Daha sonra buradan alıyorum. Toplam real'ı atıyorum. Bir sonrakinde yine buradan alıyorum. Buraya atıyorum toplayarak üst üste. O yüzden buraya hep sabit giriyorum sıfır. Neden böyle yaptım? Çünkü şu fonksiyon array istiyor benden. Bu eğer sadece bir değişken istiyor olsaydı temp real diye bir şey koyardım buraya. Hiç array yapmazdım. Sadece array istediği için öyle basitçe bir buffer array gibi bir şey yaptım. O yüzden öyle gözüküyor. Bunu yaptıktan sonra direkt end for diyoruz. End for dedikten sonra da diğer şeyi sıfırlıyoruz. Toplam integer'ı. Sıfırlayalım. Çünkü şu anda real'da işlem yapıyoruz. Integer'a bir değer yazmaya gerek yok. Şimdi if'ten sonra bir de else if diyoruz. Şimdi if'te ne demiştik? Element tipimiz 1 ise demiştik. Şimdi aynısını aldım. Bu defa element tipin 2 olma durumunda. Element type 2 ise bu durumda integer ise eğer elemanı, array'in elemanları integer ise bu defa bu işlemi integer için yapacağım yukarıdakinin benzerini. Hatta buradan kopyalayabilirim. Şöyle yapalım. Şuradan aldım. Kopyaladım. Şuraya atayım. Şurayı array'i integer diyelim. Integer için toplayalım. Buralar aynı array name count bir source destination. Burada temp array real değil. Temp array int olacak. Daha sonra temp array int yapacağım şurayı da. Daha sonra toplam real'ı bu defa burada sıfırlıyorum. Çünkü burada integer işlem yapıyorum. Real'ı kullanmayacağım için sıfır attım. Yukarıda da real işlem yapıyordum. Integer'ı sıfırladım. Hani garanti olsun diye. Zaten onlar şey sayılar. Temp olduğu için zaten her döngüde yani bloğu her girişte sıfırlanacak ama garanti olsun diye böyle bir işlem yapıyorum. Bu bulduklarımızı bir atmamız lazım sonuca. Result integer yani output'a eşittir. Toplam integer'ı atıyorum. Aynı şekilde result real'ımız vardı. Buna da toplam real'ı atıyoruz. Eğer buradaki işlemler çalışmazsa bundan hiçbir olmazsa else diyoruz. Yani değişken tipimiz element type'ımız 1 ise tamam. 2 ise okey. Bunların dışındaysa element type'ımız 1, 2 değil 0 ise o durumda da hatta şunu da şurada ekleyebiliriz.
Element type. Else durumuna element type'a sıfır atalım. Burada da şöyle olsun. Element type sıfır olsun ki hiçbirinin olmama durumunda element tipimiz 1 veya 2 olmama durumunda sıfır yapalım. Burada da eğer 1 veya 2 değilse, ikisinden de biri değilse, o zaman result'ları sıfır atacağız. Ne yapacağız? Result integer eşittir 0. Result real 2 nokta üst üste 0 yaptık. Son olarak number of elements'i de sıfırlayalım ki output'ta bir şey gözükmesin. Hata var çünkü. Output'ta bir şey vermesin. Bunu da sıfır yapalım. Ve end if diyerek bitirelim. Sadece şurada şunu düzeltmemiz lazım. Real'ın işlemini burada değil, şurada assign edeceğiz. Real'ın işlemi. Çünkü real'ın sonucunu burada buluyoruz. Burada bir for yapıyoruz. Toplam real atıyoruz. Sonra toplam real'da sonuca out'a atacağız. Aynı şekilde burada da integer'ın işlemini output'a burada yazacağız. İkisi de değilse bu durumda her ikisini de sıfırlayacağız ve bloktan çıkacağız. Bu şekilde bloğumuzu oluşturduk. Şöyle bir compile edelim. Şöyle bakalım bir hatamız var mı? Hata yok. Güzel. O zaman şuraya dönelim. Geldim OB1'e. Bunu sileyim. Şuradan çekelim atalım. FX array sum diye bloğumuzu attık. DBS'i çok önemli değil. Şunu da request'e bağlayalım. Array name'e geldik. Şimdi burada buraya array bağlayacağız. Neydi bizim data bloğumuz vardı. Şu fazlalıktan kurtulalım. Datanın içinde array'lerimiz vardı. Bakın int array, int array 1, real array, double integer array. Int array'i aldım. Şuraya attım. Bakalım bağlarken hata veriyor mu? Hata vermedi. Int array'i sildim. Real array'i ekliyorum bakın bloğa. Yine hata vermedi. Bu işte güzel tarafı bu. Az önce ilk yaptığım örnekte hatırlarsanız input olduğu için sadece o uzunlukta ve o tipte array bekliyordu. Şu anda data tipi de değişse, integer veya real olsa da data uzunluğu da değişse, örneğin bakın bu neymiş? 0'dan 31'e real tipindeymiş. Bunu sildim. Integer'a döndüm geri. Integer atıyorum. Ne diyor? Yakından bakarsak 0'dan 99'a integer. İki farklı array, iki farklı değişken tipi, ikisini de kabul ediyor. Güzel tarafı bu. Yani bu bloğun amacı neydi? Birden fazla array'imiz olduğunda yüzlerce binlerce array var. Ben bunları toplama veya belli işlemlerden geçirmek istiyorum, ortalama alma gibi. Doğrudan bir blokla hepsini yapabilirim. Bunu böyle bir yükleyelim. Şurada sanıyorum ufak bir hata yaptık. Onu da hemen düzeltelim. Şu toplamı, hani kopyala yapıştır hatası hatırlarsanız. Şurayı. Burada integer için işlem yaparken sonucu toplam real'a yazmışız. Bu toplam integer olacak. Toplam integer atacağız. Daha sonra result'ı da toplam integer'dan alıyoruz. Temperate. Burası doğru. Bunun dışındakiler doğru. Şöyle tekrar bir yükleyeyim. Evet, şöyle online olalım. Bakalım. Evet, şu anda bakın blok bir şey hesapladı. 571 olarak 100 tane elemanım varmış. Doğru mu? Bakalım. Datanın içerisine gelirsek temperate'i alıyoruz şu anda. Bunların toplamının sağlamasını yaparsınız. Şu an tek tek ben yapmayacağım. 571 olması gerekiyormuş. İsteyen deneyebilir. Burada array 0'dan 99'a doğru 100 tane elemanımız var. Onu bize doğru olarak veriyor. Burada şeyi değiştirebiliriz. Mesela real array'imizi alalım. Buraya atalım. Real attım. Bunu yükleyelim. Tekrar online olduk. Bakıyoruz şimdi. Bu defa bakın 563.24'müş toplamımız real olarak. Result integer aslında buraya 0 gelmesi lazım. O da neden 0 gelmedi? Şundan dolayı. Oraya da hemen bir ufak ekleme yapabiliriz. Şurada hatırlarsanız toplam integer'ı burada sıfırladık. Burada real'ı sıfırladık. Ama assignment'ı hepsini kendi yerinde yapmıştık. Aslında buradaki result'ı burada da yapabiliriz. Veya doğrudan şöyle de yapabiliriz en güzeli. Aslında öyle yapalım. Hani siz de bu bloğu ben şeyden sonra paylaşırım, kullanmak isteyenler oradan indirirler. Link olarak atarım. Şöyle düzeltelim, daha güzel olacak bence. Bunu direkt ikisini de alalım. If'in dışına atalım. Şuraya gelelim. If'in dışına şuraya yapıştıralım. Result integer, toplam integer. Okey. Diğer tarafta da result real. Toplam real'ı şuraya atalım. Yani if'ten bağımsız olarak değer varsa doğru değeri atsın. Sıfırsa zaten sıfırı atsın. Böyle yaptığımızda daha güzel olacak. Geldim OB1'e. Bakıyorum şimdi. Evet, gördüğünüz gibi bakın. Result integer'ım 0. Öyle bir şey yok. Real hesaplıyor şu anda. Error yok. Number of elements 32. Tekrar isterseniz integer bağlayalım. Yükleyelim. Bu defa result real'ı 0'a çekti bakın. Result integer'ım var. Number of element bu sefer 100 oldu. Şimdi son bir şey daha yapalım. İsterseniz bir tane daha data bloğun içerisine gelip bir tane daha şey ekleyelim burada. Burada hatırlarsanız int array 1 vardı. Bunu isterseniz şöyle yapalım. Değişik bir tipte yapalım. Mesela array of, mesela char diyelim.
karakter tipinde olsun. Sıfırdan hiçbiriyle uyuşmayan bir şey. 128. De şey önemli değil. Burada önemli olan değişken tipinin tutmamasından dolayı hata verecek. Buraya da char array diyelim. Böyle bir array tipine göre hazırlık yapmadığımız için bloğun içinde bunun hata vermesi lazım. Şimdi bağlarken değil hesaplama yaparken geldim char array'i alıp şuraya bağlıyorum. Char array'i attım. Bakın bağlamama izin verdi. Yükleyelim. Error gelmesi lazım. Çünkü biz integer ve real'a göre element type'ına bakmıştık. Farklıysa hata ver demiştik. Bakalım. Evet error true oldu. Çıkışların hepsi 0. Error'ün true olması sebebi de burada char array diye bir şey tanımlı değil. Integer array olunca sorun yok. Real olunca sorun yok. Bunların dışındakiler tanımlı değil. Onu da nereden yapıyordu? Bloğun içine girersek ilk başta hatırlarsanız onu şurada belirtmiştik. Eğer benim değişken tipim realsa element type'a 1 atıyordum. Değişken tipim integersa 2 atıyordum. Bunların dışındaysa 0 atıyordum. Bu durumda 0 geldiği için error geliyor. Bu şekilde aslında bloğumuzu tamamlamış olduk. Bu mantıklı hani burada yaklaşımı iyi anlarsak siz de hani kendi uygulamanızda, kendi bloklarınızda böyle geliştirebilirsiniz. Ben şimdi burada yaptığımız örneğin kaynak kodunu da paylaşacağım. Soranlar için de hani nasıl ekleyeceğiz, bunu nasıl yapacağız bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Şöyle. Şimdi böyle bir kod oluşturduğunuz zaman geliyorsunuz buraya. My işte neydi? Fx array sum diye sağ tıkladım. Generate source from blocks diyorum. Including all dependent blocks derseniz daha iyi olur. Daha sonra bunu örneğin masa üstünde bir yere atayım. Fx array sum diye. Masa üstünde bir yere atıyorum bunu. Ben size bunu paylaşacağım. Siz bunu indirdikten sonra bu dosyayı bilgisayarınızda bir yere kaydedin. Sonra geleceksiniz TI'ye. External source files'a geliyorsunuz. Buradan add new external file deyip bu indirdiğiniz dosyayı buluyorsunuz. Fx array sum. Açtık bunu. Buraya geliyor. Sağ tıklıyorsunuz. Generate blocks from source dediğiniz zaman şu blok oluşuyor. Ondan sonra kullanabilirsiniz. Siz de kendi bloklarınızı böyle arşivleyip paylaşabilirsiniz başkalarıyla. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.